Evet canlarım, Oxford Üniversitesi matematik bölümü kabul sorusundan bir tanesi bu arkadaşlar. Şimdi hakikaten bakıyorum bizim AYT sınavında çıkan 2021'de çıkmış olan sorular neredeyse bu soruyla aynı tarz, aynı zorluk derecesi olarak diyorum. Aynı. Mesela bu soruyu alıp 2021 AYT'ye koysalarmış hiç sırıtmaz. 2022'ye bile koysalar bu soru arkadaşlar hiç sırıtacağını düşünmüyorum bence. Çok güzel bir soru. Bundan dolayı da yurt dışıyla ilgili de sizlere olimpiyatla kabul sorularını çözeceğim arkadaşlar. Hemen bu soruyu çözelim. Ne demiş bize? Bakalım ABC üçgenin B noktasında dik açılıdır. Hemen çizelim arkadaşlar. B noktasında dik açılı. Kenar uzunluklar pozitif tamam. Üçgenin kenarları geometrik dizi şeklinde ilerliyor. Yani burası A ise Burası A çarpı R'dir. Burası da neymiş? A çarpı R'nin karesiymiş arkadaşlar. Tamam mı? Geometrik dizileri biliyorsunuz. A çarpı R A çarpı R'nin karesi. A çarpı R'nin kübü. Nokta nokta. Eğer yeter ki şuradaki oranlamalar birbirine böldüğünüz zaman bu ifadeleri hepsi aynı çıksın. Bu geometrik diziydi. Evet. Bunu bulmuş olduk. Bir de tanjant ne demiş? A açısının tanjantını sormuş. Şurası A olsun. Burası da B olsun. Şey C. Değil mi? Şuraya. Zaten şey demiştik. B şey demiştik. Burası da ne olsun arkadaşlar? C açısı olmuş olsun. Buradan, şimdi buradan arkadaşlar ne yapıyoruz? Bakın. Tanjant A açısı. Ne olabilir? A çarpı R bölü A. Ya da şu A ile C'nin yeri değişebilir değil mi? Bu sefer ne olur? E A yukarı bu buraya gelirse bu sefer tanjant A ne olmuş olur arkadaşlar? Tanjant A. A bölü A çarpı r, yani ya budur ya budur sonuç, tamam mı? Şimdi burada şunu yapalım, bakın. Ne uygulayalım arkadaşlar? Biz burada Stagor, buranın karesi. Ucu biraz kalınlaştıralım, karesi. Yani a kare artı A çarpı r'nin karesi. Eşittir A çarpı r'nin karesinin karesi değil mi? Evet. A kare artı A kare r kare A kare r üzeri. A kare parantezini al. 1 artı R kare. A kare çarpı R üzeri ne olur? 4. A kareler gitti. 1 artı R kare. R üzeri 4. Buradan da 0 eşittir. R üzeri 4 eksi R kare eksi 1. Şimdi. Buradan arkadaşlar R kareye. Biz R kareye ne diyelim? X diyelim. R kareye eksi. O zaman ne olur? X kare eksi X eksi 1. Bunun kökünü nereden buluruz? Delta'dan. Deltasını alalım arkadaşlar. B kare yani eksi 1'in karesi. Eksi 4 A C. ne çıkar arkadaşlar? 5. Birinci kökümüz ne olur? Bakın birinci kökümüz. X1. Ee, eksi B. Eksi eksi 1. Eksi kök delta. Yani 5. Bölü 2. Ee, diğer kökümüzde arkadaşlar ne olur? Eksi B yani artık eksi ile eksi artı olmuş oldu. Artı kök 5 bölü 2. Şimdi buradan arkadaşlar bakın bu içerisi nasıl bir ifade olur? Şurası negatif bir ifade olur değil mi? Ha. X neye eşittir? R kare. Yani bu neye eşit? R kare. E, R kare 1 eksi kök 5 bölü 2'ye eşit olur mu? Yani R kare negatif bir sayı. Çünkü 1'den kök 5 çıkarsa negatif olur bölü. İki yine negatif. Olur mu? Olmaz. Bu gitti. Sağ tarafa geçiyorum. Ee, buradan R kare eşittir. 1 artı kök 5 bölü 2 değil mi? Her tarafın kare kökünü alıyorum. Kare kökünü aldım. R eşittir. Ne oldu buradan arkadaşlar? R'miz. Bakın. Buradan e, kök içerisinde 1 artı kök 5 bölü 2. Tamam mı? R'miz ne çıkmış oldu? Buradan arkadaşlar. 1 artı kök 5 bölü 2 çıktı. Şurada a'lar gitmişti değil mi? Bize tanjant a'yı sormuştu. E, R'nin bir tanesi şurası. Yani e, tanjant a nedir buradan arkadaşlar? Tanjant a ne çıktı? Tanjant a arkadaşlar R'nin kendisi. Yani 1 artı kök 5 bölü 2 çıktı. Gelelim şuraya 1 bölü R idi burası. 1 bölü ne olacak burası? Arkadaşlar 1 artı kök 5 bölü 2 de olabilir. Bunu ters çevirirsek tanjant A ne olmuş olur buradan arkadaşlar? Ters çevirirseniz burayı kök içerisinde 2 bölü 1 artı kök 5 eder. Bunu 1 eksi kök 5 de genişletelim. Genişletiyoruz. Ne oluyor? Buradan ee, yukarısı 2 çarpı 1 eksi kök 5 bölü 1'in karesi kök 5'in karesi 1 eksi 5 etti değil mi burası? Ve burası da eksi 4 eder. Bununla bu sadeleşir. Ne kalır burada? Eksi 2. Şuraya devam ediyorum. Şu kısmı arkadaşlar devam edeyim. Ne kaldı buradan? Ne kaldı? Şu alt taraftan. 1 eksi kök 5 bölü eksi 2. Eksiyi yukarıyla çarp. Kök 5 eksi 1 bölü 2. Burası da pozitif değil mi? Evet burası da pozitif. Demek ki tanjant arkadaşlar A değerimiz hem buraya eşit Tamam mı? Hem şöyle alayım. Hem buna eşit tanjant Hem de şuradaki ney? Şuradaki değerimize eşittir. Yani iki tane nedir? Durum olabilir. Birincisi tanjanta kök içerisinde 1 artı kök 5 bölü 2. Iki. İkincisi hani R, tanjant iki tane durum olabilir diye. Diğer durum neydi arkadaşlar? 1 bölü Kök içerisinde 1 artı kök 5 bölü 2 bunu ne yapıyorum? Ters çeviriyorum. 2 bölü 1 artı kök 5. Bunu da eşleriyle çarptığım zaman ve buraya devam ettirince yani buradan aldım buraya getirince arkadaşlar ne oldu? Bunun içerisinde pozitif olmuş oldu değil mi? Pozitif oldu. Yani çözüm kümemiz şu ikisi bir tanesi arkadaşlar bir tanesi e, şu kök 5'i şurada unutmayalım. Evet. Kök 5 eksi 1 bölü 2 bir tanesi, diğeri de ne arkadaşlar? Ee, kök 5 artı 1 bölü 2. Çözüm kümemiz bu ikisinden ne yapıyor arkadaşlar? Oluşmuş oluyor. Evet. Bir sorumuz daha sizlerle bitirmiş olduk arkadaşlar. Lütfen beğeni atmayı unutmayınız. Aynı zamanda abone değilseniz abone olmayı da unutmayınız arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bu sorular devam edecek. Kendinize iyi bakın.